Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün de bugünün yeni bombalı bölümüne, bombalı da değil de artık ne diyelim, kurakur şoku, kurakurluk edenlere yazıklar olsun. Admin akşam çıktı, belliydi adminin şov yapacağı, yaptı da zaten. Konuştukça dolar da şahlandı, ekonomimiz şahlanamadı. Bir güzel değişik bir şey deneyeceğiz diyorlar ya, o da hoşuma gidiyor. Yani böyle sen şey yapma, sen çok kafanı da takma, biz değişik bir şey deneyeceğiz. Ha? Yapalım mı, öyle değişik bir şey deneyelim mi Hakan Taşıyan usulü? Ha? Bu sefer o kapılar açılsın mı? Ya vallahi inanılmaz ya, inanılmaz. Ülke değil, sirk. Sirk de değil yani, sirkte ne olduğu belli. Burada belli de değil. Burada da belli esasında. Akşam şimdi Merkez Hazine ve Maliye Bakanımız yok. Ortalıkta Hazine ve Maliye Bakanı yok. Dolar çok affedersiniz, köyün delisi gibi etrafta böyle çırbak çırbak dolaşıyor. Ama Hazine ve Maliye Bakanımız yok. Kendisi adminin tweetlerini retweet etmekle meşgul. Gerçekten bir ülkenin hazine ve maliyesine aynı anda bakan bir bakan olsam iş olarak ne yaparım? Tabii ki admin retweetlerim. Evet, retweetlemek demek ben de buradayım, ben de bu işin peşindeyim demek. Fakat yani böyle olmaz. Böyle olmaz gerçekten. Lahmacun gibi bir gündem, lahmacun gibi bir ülke. Az önce bir baktım şöyle neler var diye de abo ya, yani olacak şey değil. Yani okuyamıyorum. Bebeğini sobada yakarak öldüren anne diye haber var ya. Ben şimdi ondan sonra bugün de bugün diye programı nasıl mı yapayım? Nasıl yapayım? Nasıl yapacağım? İşte cesaret. Bakalım birkaç haber bakalım. Öncelikle gelecek kaygısı diyarı Türkiye'den herkese selamlar olsun. Ne kadar hasret kalmışız kestaneye ve bala diyoruz ve bunda geçiyoruz. Admin, evet, bir haber. Admin konuştu, dolar 14 TL sınırına dayandı. Dış borç 2 saatte 192 milyar lira artmış. Yani televizyona çıkıyorsunuz ya, diyorsun ki şöyle bir şey de olabilir. Ben mesela admin olsam ya da böyle yetkili bir abi olsam derim ki ya çocuklar, şu işi şöyle yapacağız. Şimdi öncelikle şunu yapıyoruz. Ben bu akşam konuşuyorum. Siz ben konuşunca şahlanıyor zaten döviz kuru. Bir alım yaparsınız. Şahlamadan önce alırsınız. Sonra nasıl olsa bu satılır. Bir düşer, ferahlar. Şahloken de satarsınız. Wow, bu nasıl şeber? Bu nasıl ortam? Bu nasıl bir ülke? Yani ısrarla ülkenin parası pul hale getirilmeye çalışılıyor. Yani dış yük 2 saatte 192 milyar lira artmış durumda. Nasıl ödeyeceğiz? Dövizle biziyorsunuz bizim dış göçler. Dış göçler ya, çok fena. Gömerson Leyken Palmer. Zahin Ahmet Ağa. Arka fon diye bir şey var mı? Zahin. Evet. Gündeme ne yapalım? Bülent Arınç, Barınç Ahmet Hakan'ı ilaçlamış. İlaçlamış. Evet. Ne diyor? Ben siyaseti zirvede bıraktım, sen zirvede bıraktın falan filan. Aman. Aman ya, zaten bir şey diyeceğim. Yani Barınç da Barınç yani. Bu Barınç'tan da bir şey olmaz. Çünkü her şeyin içinde Barınç da var. Ne yaparsanız yapın içine biraz da Barınç koyun. Çünkü barınçsız bir şey, barınçsız bir lezzet lezzet değildir diyoruz.
Evet, Ahmet Hakan diyoruz. Bu da bıcı bıcı çocuk ne oldu ya? Bıcı bıcı çocuk. Burası yok önemli. Burası yok önemli. Kim burası? Kim burası? Kim burası? Burası yok önemli. Burası yok önemli. Bıcı bıcı çocuk. Burası yok önemli. Burası yok önemli. Burası yok önemli. Burası yok önemli. 8 lira, 9 lira, 10 lira olacak ya. 14 oldu, 14. Hadi 13, senin işin 13. Bıcı bıcı çocuk. Bıcı bıcı çocuk ya. Evet, şimdi güzel, biraz da kaybetmeyelim. Hep hayatta hep kaybetmeyelim. Biraz da kazanalım diyoruz ve buluyoruz. Evet. Algı, algı, iletişimmiş. Şimdi algı, güzel bir haber var. Haber güzel, haberler güzel. Eti Negro adını değiştirdi. Eti Nero olarak. Algı, 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 algı. Yani yıllardır Negro diye dolaşıyorsun ortalıkta. Acayip de ırkçı bir isim. Yani yıllarca da biz dalgasını geçmiştik. Şimdi Nero diye geçeriz herhalde. Çoğu insanda böyle yani çok gereksiz duyarlılık yapılıyor falan filan demiş ama onlar da biraz kendi cahillikleri diyelim mi? Yani eti geç olsa da yaptı bu hareketi, ne yapalım? Yani orço diye şimdi leblebi çıksa, leblebi çıksa orço mu de? Yiyecek miyiz? Yemeyeceğiz işte. O yüzden eti Negro artık oldu sana eti Nero. Ama bir de yurt dışında bu başka bir isimle satılıyordu o. Hola mı? Hollanda mı? Holalalalalala mı? Evet, eticini de değişir diyoruz inşallah. Gün gelir eti 3 harfli yaparlar diyoruz. Çünkü ben de hassasiyetlerim var. Bazı hassasiyetlerim var. Ve bu cin kelimesi beni rahatsız ediyor. Algı, algı, iletişimmiş. Harika bir haber, harika. Admin demiş ki faiz düşürüyoruz. Enflasyon da inşallah düşecek. Gerçekten aşırı teknik açıklamalar bunlar. Aşırı teknik açıklamalar. Enflasyon Allah'a emanet diyoruz. Ve bizim inancımızda da faiz yok diyoruz ama vatandaşımızdan kestiğimiz böyle cezaların, mezaların, ödenmeyen faturaların hepsini zart 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 faiziyle alırız diyoruz ve tadımızı kaçırmaya devam ediyoruz. Algı, algı, iletişimmiş. Evet, gelelim Vodcuk özel ödüllerine. Vodcuk biliyorsunuz geçtiğimiz gün ağız değiştirmişti. Önce Ahmet Hakan'ın o güzel ağzındaydı Vodcuk ödülü. Ahmet Hakan öpüp koruyordu. Ardından Vodcuk ödülü Selvi'ye geçti biliyorsunuz. Badem bıyıkların en kulisi Selvi'ye geçti. O öyle demedi böyle dedinin yaratıcısı. Aslında orada şunu işaret ettiler de bunu işaret ettiler diyen gerçekten kapsamlı bir Vodcuk makinesi kendisi. %100 Vodcuk gücünde çalışıyor. Dudakları, evet dudakları ve kalemleri ve patileri. Çünkü yazı yazarak Vodcukluyor kendisi. Oradan bir yaşlı vodcuğa geçiyoruz. Evet, artık hani ne diyelim, her dönemin vodcuğu mu diyelim kendisine? Mehmet Bey, Mehmet Barlas. Evet, Barlas son günlerdeki performansıyla gerçekten vodcuk ödüllerinde büyük bir sıralamada yer kaptı. Yani adeta Nadal ve Doğu Perinçek'in kapışması gibi bir şey. Gelelim şimdi de biraz modern bir şeylere. Ben size modern bir şeyler göstereyim. Bakın şimdi bu ay başında, Ocak başında bir pili alacağız. Pili alacağız, tamam mı? Pili aldıktan sonra artık hayat eskisi gibi olmayacak. O renk var, bu renk var, şu renk var istersen. Bu pil bir NFT olacak. Gerçek hayatta size dokunan bir NFT. Çünkü NFT nedir? Dijital damga diyelim değil mi NFT'ye? Dijital damga diyebilir miyiz NFT'ye? Bu şarkının orijinali bendedir. Al bu da dijital damgası NFT güm. Cem Yılmaz'ın yaptığı bu çizim benim. Al bu da dijital damgası NFT'si gümüz gibi şeyler hayatımıza girdi biliyorsunuz. İşte ses kaydı al NFT höm diye. Bence NFT zaten uzun vadede çoğu şeyi, telif haklarını da çok farklı bir bağlama taşıyacak. Özellikle mesela diyelim ki Metallica yeni bir albüm yaptı ve 100 bin kopya var. Orijinal ya da 1 milyon tane var. Gümüz basacak NFT'leri, sonrasında Metallica'nın o albüm diyelim ki mesela Black albüm gibi değerli bir albüm haline gelecek. O albümden ne yapacak? Diğer NFT'yi, o albümün NFT olarak alanlar başkasına okutacak. Yine gümüz kazanacaklar. Metallica ne yapacak? Yine gümüz kazanacak. Evet, şimdi
Bir pilden bahsedeceğim size. Pil, korkmayın yani, hayattaki çoğu şey değil ama bazı şeylere ilaç olacak bir hap. Evet, biliyorsunuz transparan ve merkeziyetçilikten kesinlikle uzak bir topluluk. Hap topluluğu, pil, pil NFT. Böyle bir şey geliyor. Bakın enteresan, şimdiden ben size uyarıyı veriyorum. Pilnft.com adresi, buradan da giriyorsunuz. Duacım olacaksınız. Bak, kazandığı paranın %5'ini zaten gelen NFT projelerine harcamayı düşünen bir sistem. Gerçekten bir topluluk oluşturmayı düşünüyor. Bizim normal bugüne kadar gördüğümüz NFT'lerin dışında gerçek deneyimler sunacak. Bu deneyim ne olur artık, valla bir yerde gidersiniz, size özel bir tiyatro oyunu mu olur, bir konser mi olur, bir şey mi olur? Ama gerçekten bir deneyim sunacak. Peki bu nasıl pillenebilirim diyorsanız da, pillenmek çok kolay, ben size söylüyorum. Zamanı gelecek, pilnft.com adresinden siz pillenebilirsiniz. Vallahi değişik bir şey. Ben bunu beğendim açıkçası. Vallahi kendi işte topluluğunu da oluşturmaya çalışıyor. Gelecek günlerde bu konuda biraz daha sizlere bilgiyi sızdıracağım gibi görünüyor. Ama şimdiden çok heyecan verici bir proje olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Ve işte bundan sonraki günlerde de önümüzdeki pillere bakacağız diyoruz ve ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Başka bir bugün de bugün klasiğine geçelim. Aynen ya, aynen ya. Neydi? Başka bir klasik Spotify. Evet, Spotify ne yaptı? Dürümü verdi. Evet, insanlara Spotify dürümü verdi. Herkes aman bu yıl ne dinledim, bu yıl şunu dinledim, bunu dinledim diye birbirine gösteriyor. Vallahi benim Spotify dürümüm size gelmez. Ben çok sevdiğim arkadaşlarımı dinlemişim, beraber çaldığım insanları dinlemişim. Benim dürümüm size gelmez. Herkes kendi dürümünü kıtlatsın diyorum. Zaten bir de sürekli aynı parçayı dinlemek de bana çok iyi gelmiyor. Bu bağlamda yine Get Back'i öneriyorum. Hala izlemediyseniz 3 bölüm toplamda 9 saat Beatles, The Beatles'ın külliyatı var. Külliyatı diyorum. Acayip bir belgesel olmuş. Vallahi öneririm. Under the Volcano var bir de, belgesel meraklılarına onu da öneririm. Bir adada, volkanik bir adada yapılmış bir stüdyo ve stüdyonun başına gelen volkan patlamasıyla gelen değişik olaylar, gerçekten iğrenç bir hayat tarzında olaylar gelişiyor. Zaten volkanik adaya niye sen stüdyo yapıyorsun? Macera işte, macera. Rihanna son dakika haberi. Rihanna hamile kaldı, biliyorsunuz. Neyden de? ASAP Rocky'den mi? Sanırım ASAP Rocky asaplamış. Reuters'den bir saat önce bir haber geldi. Türkiye diyor cebinde olmayan parayı harcıyor diyor şu anda. Breaking views. Allah Allah diyorum. Ya zaten bakın, benim bu faize ne kadar, cümle alem bilir faize ne kadar ters olduğumu diyorum. Evet, başka neler var? Başka, yani ülkeyi batıra bakalım nereye batıracaklar, çok merak ediyorum ben de. Kiralar patladı, ev sahibi davayı kazandı, yakında evden de atılacağım. Bakalım sokakta böyle kediyle, bu kediyle ne yapacağız, garibo takılacak mıyız diyorum. Ve ne yapıyorum, bugün de bugünün sonuna geliyorum. Evet, kedim gördüğünüz gibi haşır uşur bir şeyler kıtlatıyor orada. Ben Venom Venomoğlu, sizlere hayatınızda her zaman doğru seçimler yapmayı tavsiye ediyorum. Bakın yanlış seçim yaptık, 19 yıl başımıza neler geldi. İnşallah umarım bundan sonraki yıllarda da böyle rezalet şeyler olmaz. Olacağın en kötüsünü gördük diyorum. Bu bugün de bugün daha, kapatıyorum artık. Hadi ben bay bay. Halk Halk